Hayırdır? Hı. Karadeniz'de gemilerim mi battı da? Ya Karadeniz'de gemilerimiz olsaydı ama batmasaydı. Keşke gemimiz yok, gemiciğimiz bile yok. Yapacak bir şey yok. Ama Orada çok kötü bir ehliyetim Karadeniz var. lazım ondan 24 metre herhalde. tekneye kadar kullanabiliyorum. Kullanmazsam da ehliyetim var. Biz zaten hep böyle ondan sonra kullanılabilecek aletleri almadan önce ehliyetine sahip oluyoruz Evet. genelde. Mesela arabayı Arabamız almadan önce sandalye atmıştım. Arabanın bağcını atmak için. çadırımız falan, kamp sandalyelerimiz falan vardı. Evet. A101'de kaç paraydı? Geçenlerde kaça 30 satıldı liraya ya? almıştım, 110 lira Ha olmuş, yok 120 yok lira hayır olmuş. ya, ben şeyi diyorum ya, gemi satılıyordu ya A101'de, hatırlamıyor musun? Motoru A101'deki yokmuş. gemilerden almam ya. Yani alacaksam daha böyle İsveç tersanelerinde yapılmış. Neyse Hey, konumuzdan sapmayalım. Sen niye bu kadar düşünceliydin ya? ben saçlarımı kestireceğim bugün. Berberim ama kuaförüm Caner Bey'den randevu aldım saat 3'e. Şöyle bakıyorum, 20 dakikam var. Caner Gideceğim. bu arada candır. Evet, Hatta gideceğim. beni bile kıskanır. Evet, Kimselere tercih edilmiyor. Öyle bir durum berber var. bir kuaför olarak saçlarıma Vazgeçilmezimiz. başkasının ellemesini asla istemez. Burada Evet. ne bayan kuaförler dedi, gel dedi saçlarının kırıklarını alalım dedi. Dedim olmaz dedim, benim canım kuaförüm var dedim. Onun dedim, ondan başkasına dedim saçlarıma dedim elletme. Evet. Ondan sonra işte 2 senedir uzatıyorum, biliyorsunuz zaten videoların birçoğunda benim saçlarım uzun ama toplu. Saçlarımı kestireceğim bugün. Bir bakalım nasıl olacak. Siz de yorumlara yazarsınız. Böyle mi güzeldi, öyle mi güzeldi? Kökümüzde sonuçta ama çok ikircikliyim. Kestirsem mi, kestirmesem mi? Onun konusunda hala düşünceliyim. Bu saçların uzamasıyla alakalı bir durum var. Benim saçlarım daha uzun normalde. Şuralardaydı. Onu bir kestirdim ben yarısını. Yarısını da şimdi kestireceğim. Ya da belki tamamen kestiririm, bilmiyorum. Onu size Caner anlatır. Neden dolayı böyle yapıldığını. Neden dolayı yarım yarım Tabi kestiğimizi daha işi doğrusunu. üstadına alıp Aynen. konuşamadım. Üstadına bırakmak lazım. Aynen. Bence daha fazla düşünmeyelim. Yoksa ben saçlarımı kestirmekten vazgeçebilirim. Buradan kadınlara Bandülden sesleniyor ahenkli musun? çirtik çalıyorlar şu an saçlarım. Bu arada çirtik çalmak Şanlıurfalıca'da. Evet. Şanlıurfa'da. Rüzgarda ahenkle Urfa'da. dans etmek. Evet. Ahenkle dans etmektir. Aynı Saçlı. zamanda böyle çat çat çıt çıt yaparlar ya. Ona da çirtik derler. Bu arada buradan kadınlara sesleniyorum. İşiniz çok zor. Allah Aynen, size bize bir kolaylık de versin. değinmeden olmaz yani. Ama Allah var, uzun saç kadına daha çok yakışıyor. Benim tabi kişisel tercihim. Yani herkesin kendi tercihi, fikri Ne kadar ayrı. uzun olsun mesela? Yani beline kadar olabilir. Ama nasıl bakar Hayır. ona bir şey diyemem. Artık her gün lavabonun bir kenarına bağlayıp mı sıkar saçlarına, başka bir şey mi yapar bilmiyorum. Arkadaş, Aynen. benim saçlarım belime kadar değil ki. Ama Burada bir soru senin diğer saçların işareti. beline kadar da hayatım. Dur şimdi. Tamam, kamerayı Aynen. bir kapatalım. Ben sana soracağım Aa, bu bunun arada burada çiçeklerimiz var. detayını. Bu çiçeği de dışarıdan Konuyu almıştım. değiştirme. Onu sonra çekeriz gerekirse. Cidden bunu da hakikaten bir dahaki videoda çekelim. Çiçekleri bir anlatalım, olur mu? Tamam, şöyle kısaca bir fragman Aynen. olarak bir göstereyim. Hepsinin çünkü ayrı bir yetiştirilme hikayesi var. Bunlar da bizle 1,5 senede beraberler ama hemen. Aynen. Neyse artık Artık yeter diyelim. berberde Evet. Şöyle görüşürsünüz. kayıtlarımızı şöyle attıktan sonra kuaförde görüşmek üzere diyelim. Bu arada saç rengi orijinal arkadaşlar, ha. Hoşça kal. Evet, saçını Ona değil, boyatmadın. Durup aynen. durup gelip gelip deyip saçlarını mı boyattın? Arayan 5 mi attırdın? Bilmem ne mi Ona yaptırdın? aynen Bizimki Allah elbise. değinmeden Can yapacak bir şey yok geçemeyeceğiz. diyelim. Gidelim. Kestirelim. Evet, bu arada videoya devam edelim. Evet. Kuaförümüz Caner Bey ile tanışın. Caner Bey 2 senedir benim saçlarımla uğraşan arkadaşımız. Evet. Kardeşimiz. Asla şöyle bir hikaye anlatayım hemen. Bir bayan kuaförü dedi ki gel dedi saçlarını da kısaltayım dedim. Hemen aradım dedim Caner dedim bak böyle böyle bir durum var dedim. Olmaz dedi, olur mu öyle şey dedi ya. Hocam neden kuaförlerde böyle bir durum var? Hocam kuaförden, çünkü ben bu saça emek veriyorsam bir başkası kestiği zaman kesimden fark olduğu için, şimdi benim kestiğim saçla onun kestiği saç arasında dünyada fark var. Kötülenmek amaçlı demiyor. Ya ben yani saçı bozduktan sonra bir daha toparlayamazsın. Öyle bir şey var. O da zaman alır. Ondan dolayı devam çek. Yani arada böyle ben işte benden başkasına gidemezsin. Gidemezsin abi, ben... Yani başka duygusal bir durum yok yani. Evet, başka duygusal... Kuaförlerle müşterileri arasında. Aynen.
Yani tamamen yani saçın modeliyle alakalı. Kesinlikle. Tamam. Biz evde bir de şeyi konuşmuştuk. Bu saçın hikayesi neden bir defadan kısaltılmamalı? Neden kısaltılmamalı? Çünkü saçları bir seferde kısalttığın zaman saçlar küsüyor. Bitkiler gibi. Tabii tabii. Kısa kestiğin zaman saç küsüyor. Bir de bu arada hani bir hikaye falan değil. Bu tamamen yaşanmıştır. Aynen. Caner önceden birinin saçını kesmiş. Sen anlat istersen. Defalarca kez örneğini gördük yani. Abi saç nasıl bir şey? Yani saç da aynı insanın yaşantısı gibi düşün ya. Saç nasıl insanın mesela psikolojisi bozuluyor. Saç da aynı o şekil oluyor yani. Bazen saç küsüyor, uzamıyor. Aylarca uzamadığı da oluyor yani. Ondan dolayı birebir şahit olmuşluğum var. Aynen. İlhan. Bu arada sen de şöyle bir gel de şu kameraya bir görün ya. Takipçilerimiz seni bir görsün ya. Sakal makal çok yanlışmış kardeşim. Abi teşekkür ederim. Vallahi. Senin güzelliği ya. Vallahi dur. Senin ben... güzelliğin abi. Estağfurullah. 5 senedir ben İlhan'ı tanıyorum. İlhan yani küçüktü o zaman ya. Yani İlhan 5 senede. O zamanlar 13-12 yaşlarında bir şeydi. Buradan da 18 yaşında oldu onu çıkartmış olduk. Güzel tahmin. Evet. Devam edelim, satalım bakalım. İnşallah pişman olmayız. Yok ya pişman, şu kadar gidecek abi. Yani tam satmıyor muyuz yine? Hayır. Yani bağlanmayacak pozisyonda yapamam. Evet, gece yatarken... Güzel bir kesim yapacağız. Aynen. Yani bu kesimi videoda gören arkadaşlar da... Yani bana gelmek isterlerse keseriz. Yoksa onun dışında... bir evet, dışına doğru. Çıkamıyoruz. Evet. Bu arada geçen saçların uzundu, kısalttı yarısına kadar. Hanım gördü saçları, şimdi koyacağım oraya küçük bir kestiğini. Evet. Kat kat bir kesim vardı, mükemmel olmuştu. Evet. Şimdi daha mükemmel olacak. Hadi bakalım, bismillah deyip başlıyoruz. Evet, bu arada hemen normal muhabbetimizi yapalım. Gaspol 11. sırada. 5. haftaya girdik, 5 puanı var. Gaspol bizi artık kanser etti. Yani ya çıksın ya düşsün artık bizi bıktık ya. 3 senedir ikinci ligde bizim gruptaki de bundan sonra neredeyse sistem bize çıktı ya. Aynen öyle. Vallahi bilmiyorum. Farzı misal Gaspol'un kankası Sakarya. Hocam bu berberlerin klasik bir şakası var. Yok. Şöyle suyu sıkayım mı? Hocam bayağı bak. Tamam. En son adam sinirleniyor ya ağrım çok dersin. He aynen öyle. Biz de uygulayamayalım şimdi. Berber şakası deyince ben aklıma başka bir şey geldi. Yok hayır hocam. Enis Bey'i bakabilir misiniz acaba? Kuaf... Caner Bey size bir sorusu olacak. Şöyle gelin. Kadraca da çıkın. Sizi de görsünler. Kuaförlüğü ülkemize yayan ilk kişi kimdir? Selman İpak. Güzel sesli söyler misin arkadaşlar? Duysun. Selman İpak. Selman İpak aslen nereli? Vanlı mı? Aha. Yani Ermeni mi? Azeri mi? Rus mu? Urfa'dır o zaman. Bu arada şöyle bir soru yöneltelim. Evet. Hocam kuaförlerin en çok rahatsız olduğu şey nedir? Kuaförlerin en çok rahatsız olduğu şey müşterinin koltukta oturup telefonla uğraşması. Aha. Yani tıraşa hiçbir şekilde konsantre olamıyorsun. Adam telefonla uğraşınca o tıraştan keyif alamıyorsun yani. Başka herhangi bir sıkıntı var mı? Hocam ikisinin... Anlatalım, millet ona öyle geçin. Müşterilerin var mı acaba? Onu sorarım yani. Hemen yanımızda bir müşteri var, sorarım. Herhangi bir sıkıntınız var mı bu haberlerde? Adam şu an nasıl sıkıntım var desin. Belki ondan sonra tavuk gibi olup gidecek. Saçlarım kısayken önceden Caner hep bu araya jilet atardı. Uzun yine atıyoruz abi. Evet. Değişen bir şey yok bizde. Ciletten vazgeçemiyoruz. Bu bizim imzamız. Evet, ben de kendi tipimi çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Hocam, bunu nerede? Evet. Ne kadar bir şey var? Çok iyi olacak.
Usturayla saç kısaltma, değişik değişik teknikler. Doğal kesimi hocam, saçını natüralleştiriyoruz. Usturayla? Evet. Bunun genelde herkes belirler var. Saçın şimdi makas kesimi düz olur. Ondan sonra hafif natural dediğimiz doğallaştırma usturayla olur. Veya ara makasıyla, ama ara makasından çok ustura daha etkili olur. Ustura da etkili. Abone kullanmak kolay bir şey değil canım. Meziyet gerektirmiş. Hocam zaten meziyette olmasaydın 2 senedir, daha doğrusu 5 senedir ben buraya gelmezdim. Ne iş olursa olsun işini severek yapacağım. Aynen. Kaç senedir yaptın bu işi? 17 senedir. 17 senedir. İlhan senin yaşın kadar lan. Hı. Valla. İşte diyorum ya, ben küçükken buraya geldim. Küçüklükten beri. Valla. Aslanın yavrusu da aslana benzetmiş. Ooo. Ya kendinden bahsetti ben daha. Aslanı da böyle dişlerimiz sıkarak söylüyor ya, hani aslanı... Aslan ustamız oluyor, bu da aslanın yavrusu işte. Sakallarımızı ne yapalım? Olmayan sakallarımızdan bahsedeyim şu an. Olmayan sakallarımız. Ay geçsin hocam. Çene altın kalan. Kenarları al, çene altı kalsın. Aynen, aynen. Peki bununla alakalı bir formül yok mu? Neden çıkmıyor hocam, sakal? Bu genetik bir şey ya. Ama ekim yapabilirsiniz tabii. Sakal ekimleri. Sakal ekiminden harici şeyi soracağım peki. Jiletle kazıma, sarımsak sürme. O iken mesela yaşlılar hep der, kafayı jilete vurun, saçlar daha sık çıkar. Tamamen hikaye yani. Bu genetik. Yani ailede varsa oluyor, yoksa olmaz yani. Abilerinde falan var mı böyle sakalları? Ben en büyükleri ben. Yani. Küçüklerin mi var ki sakalları? Küçüklerim de. Biz şeye, dayı tarafına çıkmışız. Babamın tarafı maşallah orman gibi değil ama çıkmışız. Bayağı da çıkmışız. Çok güldü. Ağlamaz ama. Sabahtan biliyorsun değil mi? Evet. Zannımca benim karnım bittiği izlerken en keyif alacağı kısım burası evet. Olacak. Biz şahsen abi ağrı çekim hiç acımıyor. Dur sen can hiç acımıyorsun. İlhan da can acımıyor. Bana ağda yaparken. Ya. Biz ağda atarken böyle zevk alıyoruz. Bak. Oba içinden geldi la. Oha. O dişlerini sıkmasaydın iyi miydi ya? O dişleri niye öyle sıktın oğlum? Aman İlhan. Dişler çok önemli abi, dişleri sıkacaksın. Aha bak. Tahrik edeceksin. İlhan. Hocam herkesin şeyi farklı demek ki. Ya hocam söylesene onu. Olay yaptık. Soğutuyoruz. İlhan Alek çeksin. Evet. Hazırım. Bu arada işini de... Aba! Caner ustamızdan iyisini atan görmedik. Hocam ne oldu ya? Acımadı. Acımadı. Biz kafamızı ağlattırıyoruz hocam. Böyle şey değil, kafamızı attırıyoruz. Bunlar hep yetenek işleri var ya. Evet. Ben de arada böyle bıyık almaya çalışıyorum. Malum bir insanım. Evet. Ama parmaklarım kopuyor alırken. Adam kafama ip attı ya. Evet, şu an maske zaman. Şu an cilt bakımına geçtik hocam. Cilt bakımında kil maskesi en çok önerilen bir maske. Yüzü gezdiriyor. Siyah noktalar. Ondan sonra yüzün
ten rengini açıyor. Öneririm hocam, yaptık. Evet. Kil maskesi. Mehmet Ali hocam da kendileri çok metroseksüel bir erkek olduğu için. Tabii tabii. Bakmalarını yapıyoruz. Şimdi fotoğrafım var oraya. Koydum hemen fotoğrafı. Tabii bulabilirsin. Hocam maske işlemini de... Nasıl görünüyor? Çok iyi. Şöyle gördüğünüz gibi bu kesim, yani herkese nasip olmaz şu katları, şu geçişleri, herkes yani tutturamaz, zor. Kendimi övmek için demiyorum ama Mehmet Ali hocam artık gerisini siz videolarınızda artık anlatırsınız, saç modelinizle. Saç neler nasıl kesilir? Evet. Örneğini görmüş oluyoruz. Evet, geldik son dokunuşlara. Bakalım son dokunuşlar. Nasıl yapacağız? Şu an uzun saçtan, evet şu an gördüğünüz yeni imajımız. Mehmet Ali hocam, yeni imajınız hayırlı olsun. Gerçekten yani çok tatlı bir kesim oldu. Kuaför olan arkadaşlarımız anlar da ama olmayanlar da en azından beğenir. Caner, bu arada Caner'e tıraş olmak isteyen arkadaşlar önce kanalına abone olacaklar, yorum yapacaklar. Ondan sonra ben de ona ulaştırırım. Tabii ki. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, geldik. Şimdi kapıyı çalalım. Şöyle kapıyı derinden de uzak durayım da buradan bakmasın. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Emin misin? Evet. Geldim. Anla. Nasılmış? Değişik. Değil mi? He, uzun muydu, kısa mı, ne diyor? Uzun. Valla ben ne bileyim, daha sanki kısa kestirirsin diye de düşünmüştüm. Ya çok girmedim ya. Çok da makineye girmenin bir mantığı yok. Evet. Olmadı. Bir dahaki ayı tam kestiririm de. Evet. Ama artık kısa yani. Güzel. Değil mi? Güzel mi? Beğendin evet mi? Evet. Yepyeni bir ömür mü sürür? Abi diyor ki Özlem bir daha aşık olacak. Hadi canım. Olmam mı diyorsun yani? Ben zaten sana aşık ki. He. Evet. Böyle oldu. Ay aşka çok dalt duruyor. Önceden değil mi hani saçlarımı böyle bu yanlarımı falan aldırıyordum. Sadece burası değil, böyle uzun kalıyordu ya. Hı-hı. Bu sefer hani yine yanlarda da var, üstlerde de var, arkalarda da var. Hı-hı. Bu kadar çok değil yani. Bence bir annenlere ara bakalım, onların tepkisi ne olacak. Annem de merak ediyor zaten. Kestir saçlarını, kestir saçlarını diyordu. Ha. Peki nasıl kesmiş canım? Valla güzel kesmiş. Evet. Önemli, bak bakayım arkasına. Yani ben beğendim şu an. Değil mi? Güzel, evet. Peki sen evet, neyver? Caner'in verdiği bu şeyi, bu saçlara verebileceğini düşünüyor musun acaba? Evet, onu biz de konuştuk. Evet. Dedik ki o biraz zor. Benim zannımca yarım saat önce kalkmam lazım bu saçlara bir şekil vermem için. Ya da en kötü ihtimalle hani eskisi gibi şekil verdirirsin. Hani böyle buna şekillerine ben bakıyorum. Onu yaparım ya, sıkıntı yok. Adam ara imzasını bile attı, bak jilet attı. Nereye jilet attı? Ya şu an. Aa kızartmış ama. Şu normal hocam, jilet o. Ha? Jilet o normal değil. Bak kıyamadı bana. Kızarmış. Kıyamadı ama. Bana. Kafanı saçımı aldı yaptı, kafamı aldı yaptı. Onun videosu çok hoşuna gidecek. Şuraları da aldırmış. Aa güzel aynen olmuş. Temiz temiz. Aynen. Güle güle kullan, ne denir? Aynen. Bu arada saatli, bir video, bu saatli video bir hatıra videosu. Saatli hani öyle her zaman gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri çekip atıyoruz ya. Nedir? Bu bizim hatıra videomuz olsun diye şey yaptık. Yani yarın öbür gün
Belki bir de uzatmam saçlarımı, çocuklarımız olur işte bazı saçlarım uzun da falan filan diye. Bir zamanlar. Bir zamanlar. Onun için öyle küçük bir video çekelim dedik. Öyle de sizle de paylaşmak istedik. Yani ekstradan bir video değil. Bu işte aslında en kârlı çıkan ben olacağım. Neden biliyor musun? Evet. Evde iki tane uzun saçlı olunca her taraf saç kıl tüy oluyordu. Sürekli neyver süpürge yapıp bir yerlerden neyver değneğini toplamak zorunda kalıyordu. En azından şimdi sadece benim saçım uzun. Evet. Bir de şey yapacağız. Bir dahaki videoda aklımıza geldi, çiçekleri çekeceğiz. Tamam. Çiçekleri çekelim videonun başında dediğimiz gibi. Şu çiçeklerin de bir hikayelerini anlatalım. Hepsi minnah minnah geldiler. Keşke onları önceki hallerini falan da çekseydik. Önceki hallerini bir fotoğraf var 2 sene önceden ama. Neyse ona girmeyelim. Aynen. Saatler olsun. Güle teşekkür güle ederim. Allah güle razı olsun. Emeğe geçen herkese teşekkür aynen. ederim. Canının ellerine sağlık. Evet. Senin sabrına sağlık. 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 Süpürgenin motoruna kuvvet. Benim de 2 senedir çektiklerim artık yapacak bir şey yok. Millet beni görüyor. Yolda. Saçları niye kestirdin? He. Niye kestirdin ki? Ya sıkıldım kestirdim. Ha sanki böyle daha mı iyiymiş? Öncesi güzel olmuş diyen de var. Sonra böyle daha iyi olmuş diyen de var. Fesa böyle daha çok beğendi. Böyle Allah mi? Yengeye sabır versin dedi bu şekilde dedi. Daha yakışıklı gibi görünüyor. Şöyle bir şey var. Aldığımız ondan sonra canım, saç spreylerini ve waxlar da ondan sonra boşuna gitmemiş olacak bu şekilde. Onları illa gene kullanacaksın. kullanırım. Evet. İyi o zaman videoyu kapatıyoruz. Bir dahaki hafta inşallah haftaya olursa aynen. videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kendinize çok efendim. İyi bakın. Hoşçakalın.